Ben Tema Vakfı'nın Yalova il temsilcisiyim. Tema Vakfı'nın Türkiye'de 850 bin civarında gönüllüsü var. Yalova'da da 4000 küsur gönüllüsü var. Giderek büyüyoruz, giderek büyüyoruz. Çevreyi savunan bir sivil toplum. Kaç yıldır temsilcilik görevini kaç yıl oldu? 8. yılım benim. Ama daha önce de Tema gönüllüsüydüm zaten. Yani Tema'nın faaliyetlerinin içerisine verdim. 8 yılda yönetici olarak görev yapıyorum. Bundan da son derece de mutluyum. Yani hep çevreyi seven insanlarla, doğayı seven insanlarla daha yakın temas etme imkanımız oluyor. Bundan mutluluk veriyor. Toprak Dede lafını bir çocuklar koydu oraya, ilkokul çocukları koydu. Evet. Ve toprak ilk çıkışı zaten Tema'nın erozyona karşı bir sivil toprak kuruluşu olarak çıktı. Ve çok sevdiği toprakla da dün buluştu. Buluştu evet. Çok sevdi toprak işte, ismi zaten Toprak Dede. Bir de Yaprak Dedemiz var, onu da unutmayalım. Hayrettin Karaca ile birlikte Tema'yı kurdukları Nihat Gökyiğit var. Yaprak Dede diyoruz ona da. İki kişi zaten kurmuşlar Tema'yı. Bir de çaycıları varmış, bir işhanının küçük bir odasında kurmuşlar. 1992 yılında, yıllar geçmiş, bugün artık 28. yaşında Tema. Bir vakıf daha kurmuş Toprak Dede, Karaca Vakfı diye. Samanlı köyünde 130 dönümlük arazi üzerinde Karaca Arboretum yapmış. Dünya çapında bir arboretum, yani canlı bitki müzesi anlamında. Bu Yalova için büyük değer, Türkiye için büyük değer. Bunun yaşatılması için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi işte demin şöyle bir anımız daha var bizim burada. Yani sigarayı burada bahçede içme, içeride iç dediğinde tanıştık biz Hayrettin Bey'le. Dediklerimi rahatsız etme demişti. O zaman daha Tema kurulmamıştı, Tema yoktu. Kaç yıl? 90'lı yıllarda veya 89-90 yılında olması lazım görüşmemiz. O günden bu yana defalarca bir araya geldik. Bana hep anılarını anlattı, doğayla ilgili dersler verdi. Biz onunla yoğunlaştık. Yani doğayı onunla tanıdık, sevdik. Gerçi o sevgi hep içimizde vardı ama bunu nasıl koruyacağımızı Hayrettin Bey'den öğrendik. Eğitim Bakanlığı ile protokolü var Tema'nın. Hayrettin Bey'i alırdım okullara, sınıflara gideriz. Sınıflarda çocuklara, çocukların seviyesine göre ana sınıfından üniversiteye kadar hep çocuklara eğitim verirdi. Yani o eğitimden çocuklarla diyalogları çok güzeldi çocuklara. Yani unutamadığım şeyler onlar. Hayrettin Bey'le birlikte yaptığımız. Sonra Tema'nın bir halk hareketi olduğunu tekrarlardı sık sık. Dünya barışı Anadolu'dan sağlanacak derdi. Toprak yoksa barış yok derdi. Toprağa bu derecede önem verildi. Anadolu'daki geleneksel yapının dünyaya örnek olacağını, dünya barışına örnek olacağını söylerdi sık sık. Ve Hayrettin Bey çok Atatürk hayranı bir kişiydi. Kütüphanesinde 30 bin civarında sanıyorum kitap var evinde. Yalova'daki Arboretum içinde. Bunun özel bir bölümü Atatürk'e ait. Atatürk kitapları. Yayınlanmış bütün Atatürk kitaplarını orada bulabilirsiniz. Özellikle Atatürk ve din konusunda çok önem verildi. O dinin modern bir şekilde yaşanması gerektiğini söylerdi. Zaten o Atatürk'le ilgili konuları anlattıkça gözleri parlardı Hayrettin Bey'in. Atatürk hayranıydı. Bir de Türkçe hayranıydı. Yani şimdi basınla ilgili bir anıyı anlatayım ben size. Yine böyle bir arboretumda bir basın toplantısı yapılıyor. İşte 15 kadar gazeteci arkadaş var. Kameralar, makineler çekiyor. İşlerinden bir tanesini dedik, sen çık dedi oradan dedi. Niye? Şimdi hepimiz kaldık böyle. Meğer üzerindeki tişörtte İngilizce bir şeyler yazıyormuş. Sen dedi ayrıl bakayım. Sen benim fotoğrafımı çekemezsin dedi. Bu dedi İngilizce yazıyor, Türkçe değil dedi. Sonra ne yaptık? O gazeteci arkadaşımıza tişörtü ters çevirdik, giydirdik. Ondan sonra müsaade etti fotoğraf çekmesine. Böyle ilginç anısı vardı. Şimdi dolması mümkün değil tabii ama son zamanlarında çok ümitliydi, çok sevinçliydi. Arkamdan çok güzel bir nesil geliyor. Çevreye savunacak, çevreye sahip çıkacak. Ben bu çocuklara, özellikle ana sınıfındaki çocuklara sizlere çok güveniyorum derdi. Onları çok severdim. Hedefine, amacına ulaştı değil mi? Ulaştı evet. Yani arkadaki bu gelen nesil bu çevreyi savunacak ve potansiyel, gereken değeri verecek diyor. Hayrettin Bey'in
bize söylediği bir şey vardı. Sen bir numarasın diyordu. Bir olmazsa iki olmaz, üç olmaz diyordu. Ben sonra onu deyip çevreci, çevre savunucusu olan herkes bir numaradır. Bir olmazsa iki olmaz. Diyorsun. Diyorum ben de. Teşekkür ederim. Onun sözünü anlatıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun.